Сәлем алейкум, сайгылы ватандашлар, диндашлар. Мына жума күне дә якынланды, мубарак күне. Афтада ән гүзел, ән яхшы күне дә якынланды. Умут итәбез, Аллаһка дуа итәбез, Аллаһ субхана тааля япкан ибадәтләребезне, япкан намазларны, кылган намазларыбызны кабул эйлесен. Иншаллах, келечек жумаларга да yetiştirsin. Saat 4:30 Kiev'in takvimine göre sizinle beraberlikte Kırım Müslümanları Dini İdaresi'nin müftisi Aydar İsaoğlu Rüstemov. Dini yayını seyir etesiniz. Ana tilimizde endi erdaim adet üzere gibi. Gelecek keçen yayınlarda Süleyman Hoca Allah ondan razı olsun küçük suallerinin mallerinin anlattı. Zannımca bu pek meraklı meseledir. Çünkü çoğumuz dualarga katılamız, okuyamız surelerini Kur'an-ı Kerim'de son, hususan son Kur'an-ı Kerim'de cüzdan surelerini okuyamız ama anlamayız. İnşallah faydalıdır, meraklıdır. Biz de ise bugün bu yayında açılgan mevzumuzunu bitireceğimiz inşallah. Bugünkü mevzumuz kabardaki ayet 4. bölük ve bu bölük inşallah son bölük bu mevzuda olacaktır. Bismillah deyip başlayık. Rabbi şirahli sadri ve esirli emri ve ahlul uqdatan min lisani yafkahu kavli. Elbette ki ben de kaydeteyim. Biz canlı eferde çalışamız. Vaktimiz az olsa da bile isterseniz bizim subyektimizde de koşulabilirsiniz. Ekranlarda zannımca rejissörler telefonlarını yazdılar. Memnun olurumuz. Devam edelim. İşte biz tamamen bitirdik desek bu mevzunu, buradaki ayetin mevzusunu desek de olacak ama bazı noktalar kaldı. O noktaların üzerinde inşallah ben böyle hızlı bir şekilde geçerim. O en büyük ve son nokta bu meselede bu sünnette ne kadar mühim olduğunu Allah'a subhanahu teala dua etmek, yani bu kabirdeki azaptan Allah subhanahu teala korusun diye duadan ne kadar mühim olduğunu anlamak gerekmez ve bu ayrıca bir noktadır. Ve bu hususta ben bazı rivayetleri getireceğim. Yani o kadar çok ki rivayetler, o kadar çok ki hadisler Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sözleri bu hakkında var ki saatler bile yetmez. Onun için hızlı bir şekilde geçiniz bakayım. Aişe radıyallahu anh'a sordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem bu kabirdeki azap hakkında ve ona aittı ki elbette ki kabirde azap vardır diye buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra dedi ki Aişe dedi ve bu andan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem er daim namaz kılganda er daim bakınız er daim dua eteydi. Bu Allah subhanahu teala kabirdeki azaptan korusun diye duasını kılaydı. Abu Hureyre rivayetinde, Abu Hureyre ketirgen rivayette, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gritti, айтты ки сізден бұрысы намаз қылса тешехюд, яғни тешехюд бұл сон желсе де тешехюд оқуғанда, яғни тахияту лиллахи ва салавату, сонра Аллахумма салли ва Аллахумма барик Раббана атина фид дуния хасана, сонудан дуа етсін, дөрт шейден Аллах субхана тааля muhafaza istesin Allah'tan subhanahu teala deyip buyurdu Peygamberimiz Muhammed. Bu dört şey nedir? Allahumma inna na'udu bike min azabi cehennem. Allah'ım bizni cehennemdeki azabdan koru.
ونعوذ بك من عذاب القبر işte bu dikkat etken dikkatimizni çekken nokta bizni qabrdagi azobdan qoru ya Rabbim ونعوذ بك من fitnat المسيح الدجال bizni masih dajjaldan antikrist yani ruschasi fitneden qoru ya Rabbim ونعوذ بك من fitnat المحيا والممات ve bizni bu dünyada olgan fitnelerden imtihanlardan belalardan ve gelecek dünyada olgan fitnelerden qoru ya Rabbim degen edi. Başka rivayette İbn Abbas ketirgen rivayette İbn Abbas ayta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizni bu duaga ve bu duanı ketireceğimiz sanki bir Kur'an-ı Kerim'den Kur'an-ı Kerim'de keçken bir surege bizni ogreteydi. Yani bilemiz ki Kur'an-ı Kerim'in özel bir statüsü var yani. Çünkü direkt Allah'ın Subhanahu Teala kelamıdır. Ve İbn Abbas bunu kaydetti. Yani sanki tek tek kelime kelime sanki bu dua sanki dersin Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim diye buyurur İbn Abbas. Ve bu dua aynı ifadede. Allahümme inni a'udhu bike ya da inna na'udhu bike Allah'ım bizni cennetteki azaptan koru. Allah'ım bizni kabirdeki azaptan koru ya Rabbim. Bizni Masih Dajjal fitneden koru ya Rabbim. Ve bizni bu ayette ve gelecek ayette fitnelerden, imtihanlardan, belalardan koru diye buyurdu. Ben aytkan kibi bu hepsi rivayetler değil, bir sürü rivayetler var ama ben belirsem bu rivayetler bu hususta bizge yeterlidir ve inşallah anladık. Onun için şimdi de hatırladım. Önemli bir nokta aslında. Bakınız, ulemalar bu hususta çok usul dediler. Bu duanı yapmaya teşehhütte yani namazın içerisinde müstehaptır. Yani doğrudur ama bakınız dikkat çeken nokta bazı ulemalar bile dediler ki bu dua yapılmasa namaz doğru değildir. Yani ne kadar mühim olganını bu noktadan bu sözlerden anlayması. Yani bazı ulemalarının bakışına göre ve elbette ki biz aytamız bazı çok usul dediler bu müstahaptır mezhebimize göre de bu müstahaptır yani Hanefi mezhebine göre ama böyle ulemalar var ki ve mesela nege dayanırlar bu ulemalar gerçekten Tavus degen bu tabiun sahabelerden kelgen nesil büyük tabilerden birisi o öz oğluna aytkan idi. Bu böyle bir hadise var keçek kitaplarda. Tavus'un oğlu namazını kıldı ve namazdan bitirgen son babası onun yanına geldi de ve sordu. Oğlum dedi. Sen şimdi namazını kıldın. Bu duanı okudun mu? Yani istiazi istedin mi? Yani Allah subhanahu teala'dan imaya istedin mi? Cehennemden azabından, kabirdeki azabından vel ahire. O dedi yok. Tavuz dedi ona ki tekrar namazını kıl. Yani sanki senin namazın doğru değildi. Yani bu böyle bir hadiselerge dayanı bazı ulemalar böyle hukum çıkardı. Böyle bakış peyda oldu. Devam edemiz. Gelecek nokta kim kabirdeki azaptan Allah subhanahu teala onlarını saklayacak. Böyle bir insanlar var mı yok mu? Biz keçken yayınlarda aytık ki en mümini de, en kafiri de, en münafiki de eğer bir Müslüman bile aslında bu fitneden ya da bu beladan kabardaki azaptan geçecek ve biz müzakere ettik hangi sebepler buna sebepçi olur yani bu kabardaki azapka insan kırslasa ganimetlerden birisi ya da insan affedersiniz tuvaletke kenefke gitse istinca yapmasa ve lahire bunu hepsini müzakere ettik. Şimdi nokta istisna var mı? İstisna var mı? Yani var.
бар истисна ве бу истисналар элбетте ки кене де биз неге таянып бу истисналарны шымды чыгартабыз кене де Расулулла салсам пихамберимиздин эфендимиздин салсам сөзлерине таянып бу истисналарны биз тапамыз ве билемиз. Биринчи истисна бу шахид. Yani Allah Subhanahu Teala eğer de bir insan şehit olarak ölse ona altı hususiyet bağışlay. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu hadiste. O dedi ki eğer bir şehit altı hususiyet kazanı. O hususiyetin birisi, birincisi onun kan tökül tökülmezden Yani o andan Allah Subhanahu Teala onun bütün günahlarını afu ete. Bu birinci hususiyet. İkinci, o öz mekanını cennette göre. Üçüncüsü, Allah Subhanahu Teala ve bu dikkatimizi çeken nokta, Allah Subhanahu Teala onu kabirdeki azaptan koruy. Dördüncü, ve kıyametin günündeki korkunçtan koruy. Dördüncüsü Allah Subhanahu Teala onun başına tac tikley ve bu tacının mücevherlerden birisi bütün olgan dünyadaki nimetten en daha güzeldir, en daha yakşıdır diye hadiste böyle geçiyor. Ve ona eş olarak yani zevce olarak Allah Subhanahu Teala 72 hurul ayn yani cennetteki kadınlardan bağışlay. Ve Allah Subhanahu Teala ona şifaat hakkını bağışlay. Akrabalardan 70 insan için şefaat yapmaya Allah subhanahu wa ta'ala ona bağışlay. Bilemiz ki aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkı olacak. Allah subhanahu wa ta'ala ona bağışlayacak bu şefaat hakkını. Ve ayrıca işte bu hadiste geçe Allah subhanahu wa ta'ala şehitke böyle bir hakkını bağışlayacak. Akrabalardan birisini onlar için şefaat yapmaya. Bu birinci grup. İkinci grup kim kabirdeki azaptan Allah Subhanahu Teala onlarını koruyacak. Bu murabitler. Murabit degen sınırlarını koruyan insanlar. Ve men her daim işte sınırı gitkende arkadaşlarımızga, vatandaşlarımızga kim askerde çalışır, kim çöngarlarında kala her daim bunu hatırlatam. Çünkü yani bu amelde kıyın da bile olsa büyük bir aslında fazilet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bütün insanların ölgenden sonra amellerin üstüne mühür basıla. Yani amellerle kapatıla. İstisna kim sınırı korup da öldü. Bu insan istisnadır. Kıyamet günde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam etti ayette, kıyamet günde onun amelleri çokluşacak. Bu yetilecek. Daha çok olacak. Ve o kabirdeki azaptan muhafaza alacak. Yani Allah subhanahu teala onu saklayacak kabirdeki azaptan. Ve bu dikkatimiz çeken bir noktadır. Üçüncü grup kim cuma gününde vefat etti bakınız. Yani bilemiz ki her bir ölümün böyle nasıl aytayım hayır bir alimetleri var. Bu insan bu dünyanın hayırının terk etti diye bir işaretler var. İşte o işaretlerin sırasında cuma günü ölmesi. Ve bunun hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aittı ki eğer bir Müslüman cuma günde ölse Allahu Subhanahu ve Teala onu kabirdeki azaptan koruyacak. Ve son grup, dördüncü grup kim öldü kursak hastalıktan. Nasıl hastalıktan bizzat elbette ki olgan hadislerde
böyle tam tayin yoktur. Genel bir şekilde keçe bu rivayet Abdullah ibn Yasar degen bir adamdan kele o ayta ki men Süleyman ibn Sart ve Halid ibn Urfut beraberlikte onların beraberlikte otura edim. Belli ki onlar sahabeler ediler. Ve onlardan burası başkasına aittı ki yani bu cenaze onların yanından geçti. Aittı ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aitmadı mı ki aitmadı mı yani bu hadis olarak şimdi geçe. Çünkü bu sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinin bahseti. Aita ki ya o aitmadı mı kimni kursağı öldürse yani kim hastalansa hastalıktan ölse sebebinden ölse onu Allahu Subhanahu Teala kabardaki azaptan muhafaza bağışlayacak. Demek ki bu dört grup ve men aittim ki bu istisnadır. Esas eğer bir Müslüman bu fitneden yani bu azaptan elbette ki günahlarına miktarına göre geçecek bu günahlardan. Böylelikle aslında biz kabırdaki azap meselesini, kabırdaki azap mevzusunu bitirdik ve son olarak son dakikalarda ben işte ölüm hakkında bazı nasihatlarda bulunmaya isterdim. Elbette ki birinciden öz nefsim için ve ikinciden bütün tele seyircilerimizge. Bir salih geçen halklardan milletler birisinden sordular. Böyle bir rivayet var. Senince en büyük ibret, en büyük ders ne de olabilir? O dedi ki ölgenlerinin seyir etkende yani ölümünü seyir etkende en büyük ibrettir. Allahu Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta ki ibadet azu billahi şeytan aracın. Keyfe tekfuruna billahi ve kuntum amvata. Nasıl siz Allahu Subhanahu Teala küfür edersiniz, iman etmezsiniz. Siz yok. Yani siz aslında mevta ediniz. Yani Allah sonunda sizini yokluktan yarattı. Fa ahyakum. Sonra sizini tırı etti. Yani bu dünyaya getirdi. Thumma yumitukum. Sonra sizini Allah subhanahu teala sizini vefat edecek. Yani bu dünyadan alacak. Thumma yuhayikum. Sonra kendi de sizini tırı edecek. Yani kıyamet gününde. Thumma ileyhi turcaum. Sonra siz ona kaytacaksınız. Elbette ki nasıl ayet var, ayet olsun, alamet olsun, işaret olsun, öyle de ölümdür, bir ayettir, bir işarettir. Ali radıyallahu anhu dedi ki, bu Ali'nin radıyallahu anhu sözleri, bu dünya gider, uzaklaşır, gelecek dünya yaklaşır. Ve bu da aslında doğru. Her bir andan, her bir saniyeden bu dünya bizni, bu dünyanı biz terk etemiz ve gelecek dünyaya yaklaşamız. Her bir saniyeden ve bu dünyanın oğulları var ve gelecek dünyanın oğulları var. Olunuz ki gelecek dünyanın oğullarının birisi, yani ehillerden birisi. Ne için? Ali radıyallahu anh ayta. Çünkü bugün amel var, hesap yok. Yani bu dünyada amel var, hesap yok. Ama gelecek dünyada amel yoktur ama hesap vardır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytı ki mana bir gün Cibril geldi ve aytı ki ey Muhammed ne kadar istesen yaşa ama sen neticesinde öleceksin. Kimini istesen sev ama onu terk edeceksin. Ne istesen yap ama sen hesap vereceksin. Yani bütün amellerge. Ve bil ki eğer bir mümin için onun şerefi itibarı bu karanlıkta gecede namazını kılmak. Yani teheccüd namazını kılmak. Ve onun izzeti demek ki üstünlüğü
Bu kimseden burası halk arasında, yani insanlar arasında, Allah subhanahu teala yaratkan mahlukatın arasında muhtaç olmağa. Yani tek Allah'a subhanahu ve teala muhtaç olmağa. Abu Zer ne ayette bakınız. Bu sahabelerden, büyüklerden burası sahabelerden burasıdır. O dedi ki, siz bu dünyaya getiresiniz ölgenlerini. Yani her bir insan bu dünyaya gelir ama neticesinde öyle. Siz bu dünyada kurasınız, ne istesiniz kurunuz ama harap olganlarını, yani neticesinde ne isteseniz kurunuz ama o harap olacak neticesinde. Ve siz bu dünyada gaye gösterirsiniz ne kazanmak için gidecek şeylerini. Her şey gidecek. Ne olsa olsun. Ama ebed ve muhabbet olgan şeylerde siz gaye göstermişsiniz. Bu büyük bir nasihatlardan birisi. Ne için ölümünü hatırlamak oyunda saygılı vatandaşı? Çünkü ölüm aslında insan hatırlasa ölümünü o özüne kele, yani bir yanlış bir şeyler yapsa özüne kele. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ve aytı ki çokça zevkini kesken şeyini hatırlanız. Bakınız zevkinizni, keyfinizni kesken şeyini. Nedir o? Ölümdür. Bu mühim bir meseledir. Ne yazık ki saygılı vatandaşlar, yayınımız yekunlanmak üzere. Bunu operatörler bizge aytaylar, bana aytaylar, bir dakika kaldı. İnşallah gelecek yayınlarda bu gayb meselelerini müzakere devam ederek gelecek yayınlarda bizimle olunuz, ruh hakkında laf edeceksiniz inşallah. Ruhun mahiyeti, ruh nasıldır? Gene de elbette ki hadislerge dayanıp, olgan Kur'an-ı Kerim'de ayetlerge, yüce Allah Subhanahu kitabında dayanıp, her şeyde bir delillerini getirip inşallah. Çünkü ilim muhimdir. Cahillik bu karanlıktır. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك إن شاء الله gelecek seferlerde görüşük bizimle olunuz.